Arkadaşlar, hepinizin olağanüstü, muhteşem geçmiş olsun mesajlarına çok teşekkür ederim. Niye muhteşem, olağanüstü? Çünkü kimse böyle kısacık bir cümle yazmamış. Yani herkes uzun uzun, uzun uzun kendi deneyimlerinden, yanık deneyimlerinden yola çıkarak bir sürü şey anlatmış. Ve hepsini teker teker okuduğumu söylemek isterim öncelikle. Ne diyeyim, Covid devam ediyor şu anda hala. Ama gerçekten hastanede müthiş müthiş bakıyor herkes. İnanılmaz iyi ilgileniyorlar. Sağlık personellerinin nasıl bir çaba... ne kadar çaba gösterip ne kadar uykusuz kaldıklarına diyordum sağlık personellerinin, inanamazsınız. Çok uzun mesai yapıyorlar gerçekten ve çok az uyuyorlar, dinleniyorlar ve tekrar hastanedeler gibi. Hepsi burada ve daima görevleri başındalar. Onları her daima alkışlamak gerek. Ellerimizden tutup bu bulaşıcı rahatsızlığa rağmen bize güç veriyorlar. Her öksürüğümüzde sırtımızı sıvazlamaya koşuyorlar. İlaçlar veriyorlar. Anksiyetelerimizde, ağlamalarımızda yanımızda oluyorlar. Bu çok değerli. O yüzden Acı Badem'e gerçekten teşekkür ediyorum. Taksim Acı Badem'e, sevgili Arzucuğum'a, Mensure'ye. Benimle her dakika ilgilendikleri için. Yanıkla ilgili, enfeksiyonla ilgili her daim koşturan doktorlarımıza minnettarım. Onun dışında ikinci derece bir yanık söz konusu. Şöyle gösteriyorum. Belden aşağı böyle tamamen popoda dahil olmak üzere becerdim maalesef. Bir kaynar su nazarı oldu. Kök hücre tedavisiyle iyileşiyorum. Bir kez de en son PRP yapıldı. Çok iyi gidiyor şu anda tedavi. Çok çok hızlı bir şekilde iyileşiyorum. Yakında sete çıkacağım için zaten çok mutluyum. Covid'de geçtiği zaman elbette bir 15 gün sonra bütün arkadaşlarıma cevap verebildiğim, veremediğim artık anlayışlarına sığınıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyen tüm vefalı insanlara, gelen hediyelere, gönderilen şeylerin güzelliklerine hayran kalıyorum gerçekten. Çok şanslıyım. İstediğim ve vermek istediğim karşılık, yani artık bu sene ekranlarda buluşacağız. Güzel projelerde ve oynayarak size iyi geldiğimi ve kendime de iyi geldiğimi anladım artık. Daha az yazarlık, daha az mı şarkı söylerim bilmiyorum ama çok oynamak istiyorum ve inanın bununla ilgili harika sürprizlerim var. Onun dışında biraz iştahsızım. Gerginim, yani anksiyete çok yapıyorum. Ay, şunlar öttüğünde ödüm patlıyor, devamlı bana bir şey olmuş gibi. İlk haftaları ayrı bir zamanda bir televizyon programında falan anlatıp sizi güldürmeyi düşünüyorum. Yani buradaki ilk haftam, ilk sakinleştiriciler aldığım zaman hakikaten tam bir komediydi. Yani acılar içindeydim ama şimdi gülüyorum tabii yaptıklarıma. Bir an önce çıkmak istiyorum, yani çıkmak istiyorum çünkü ihtiyacı olan, yani yatak ihtiyacı olan başka bir hastanın burada hemen tedaviye başlamasını istiyorum açıkçası. Ben bu mektubu yazarken 3 hafta yasak geldi. 3 hafta çıkamayacağımı onu söylüyordum. Bu storyler sonsuza kadar devam etmiyor, bir yerde bitiyormuş. Ben demek ki bayağı bir konuşuyorum şu anda.
Neyse, her şeyi anlattım yani. Bakalım yasağı da atlattıktan sonra azalacak mı? Peki bu 3 haftalık yasakta bizim faturalarımız ne olacak? Kiralar ne olacak? Ekonomik durumu sıkışık olanlar ne yapacak? İnşallah onlara da çözümcül yaklaşımlarda bulunurlar, bir çare bulunur. Bu kadar. Yanaklarım al al oldu. Çok C vitamini alıyorum. Sizi çok seviyorum.